Airport'tan merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta stüdyomuzda bir pilotu, emekli kaptan pilotu. Daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yetişmiş, orada uçmuş. Sonrasında Türk Havalarına geçmiş bir kaptanımızla beraberiz. Turan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Geçmiş iyi anlatamadım ama yani zaten bizim hava yollarının önemli oranda ki pilotları hava kuvvetleri kökü. Evet. Hava kuvvetleri veyahut da Türk Silahlı Kuvvetleri Türk demek Silahlı daha doğru kuvvetleri. Olur. Evet. Efendim ben 1968'de İstanbul Yeşilköy'deki Hava Araba Okulu'na girdim. 70 yılında mezun oldum. 92 yılının sonunda emeklilik işlemleri yapılarak bir protokol çerçevesinde evet. Biz Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Türk Hava Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olan Türk Hava Yolu Anonim Ortaklığı'na geçtik. Evet. 93. Resmi tespit tarihimiz işte 1 Mart 1993. Mesela Türk Havalarına Hava Kuvvetleri veyahut da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir kara tarafı var, deniz tarafı var, havacılıkla ilgili evet, bahsediyorum. Evet. Ama yoğunluk tabii ki Hava Kuvvetleri'nde. Hava Kuvvetleri'nde. Geçince nasıl bir prosedürle karşılaştınız? Türk Havalarına geldiniz. Hangi tip uçaklar vardı mesela? Size ne önerdi? Biz Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'na katıldığımızda o zaman da tabii Türk Hava Yolları'nın modernleşmesi hiçbir zaman için durmaz. Her dönemde yenilikçidir. Siz en yenileşme, daha doğrusu kamudan bir özel sektör mantığına dönüştüğü dönemde geçmişsiniz. Geçtik ve evet. O zaman da Boeing 737-400 tayaresinde en popüler Türk Hava Yolları evet. Modernleşiyordu. Eğitimleri yurt dışındaydı. Bizler Nottingham'a gittik. Türk hocalarımızla, yalnız bunu özellikle söyleyeyim. Türk hocalarımızla gittik. Yani ne kadar kısa zamanda Türk Hava Yolları katılım yapmıştı bu işe. Pilotunu yetiştirdi, öğretmenini yetiştirdi ve Türk öğretmen pilotlarla gittik. Ve orada 737-400'e tip eğitimi aldık. Aldınız. Kontrollerden geçtik ve burada 737-400'de ikinci pilot olarak yani first officer olarak evet, uçuşlarımıza devam ettik. Evet. Evet. Sonra 737-400'lerde uçuşa başladınız. Uçtuk. Ondan sonra gene yenilikçi olan Türk Hava Yolları bu sefer RJ, Regional Jet politikasıyla. Evet, İngiltere'den. British Aerospace Industry'nin RJ tayyareleri vardı. Avro 146'ydı. Sonra RJ100, RJ70 oldular. Oldu. Evet. Bunların eğitimine gönderildik. Ve kaptanlığı bu tayyarelerde aldınız. Aldık. Daha sonra işte Boeing'den Airbus 340'a geçiş yaptık. Çift koridorlu bir uçağa tabii geçiyorsunuz. Büyük, yani uzun menzilli. Uzun menzilli. 4 motorlu. Tabii öğretmenlerimiz yine dediğimiz gibi Türk öğretmenlerdi. Bir pilotta nasıl bir heyecan olur? Dar gövdeliden geniş gövdeliye geçerken. Bizim insanımızın özünde vardır ileriye tekamül etmek. Evet. Ve hep en iyisini yapma aşkı vardır. Hani yeri bile süpürsem en iyisini ben süpüreyim diye. Bizim Türk milletin böyle bir hasreti vardır. Tabii böyle bir büyük gövdeye geçmek insanı onurlandırırdı, çünkü gururlandırırdı. Çünkü bir yılda senior olarak tabii. Da yukarıya çıkıyorsunuz. Tabii. Yani kariyer olarak da. Tabii şirketin senior tayyaresinde uçuyorsunuz. Evet. Ne zaman emekli oldunuz? Yaş kaç? 18 Eylül 2013'te emekli oldum. Bizim zamanımızda emeklilik yaşı 63'tü. Evet. Şimdi tekrar 65'e çıkarıldı. 65'e ben de çok yazı yazdım. Madem evet. Hem pilot ihtiyacımız var hem de pilotların en tecrübeli zamanında 62-63'te evet. Emekli ediyorsunuz. Tabii şimdi tabii. Sağ olsun yani yönetim kurulu başkanı İlker Bey de bu konuda ilgilendi, yukarı çekti. Aynı şekilde o zaman, hostesler için de tabii, tıp 550 yapıldı. Evet. Hostes birazsa kabinin de tecrübeli elemanlardan olması bizimkiler lazım. Bizimkiler uçuş güvenin bir kenara tabii. Bırak zannediyor ki servis elemanı oradaki insanlar. Tabii kabin şimdi hani benim şeyim değil ama bilgime göre. Evet. Yıllardır uçtuk bu işten ekmek yedik. Kabinin tecrübeli elemanları gerekir. Çünkü en önemli şey bir uçakta evacuation'dır. Yani bir emergency durumda anında kurtarılma. İçeride mevcut yolcuların, kişilerin tahliyesi oradaki çalışan kabin görevlisi arkadaşlarındır. Şimdi 2013'te defteri kapattın ama bu işin defteri kapanmıyor biliyorsunuz. Zaman zaman sohbet ediyoruz. Şimdi son yaşanan olaylardan hareketle insanlarımız bir uçak nasıl kaldırır, daha doğrusu uçuşa hazırlanır ve uçuş nasıl noktalanır bunu biraz merak ediyoruz. Biraz da bu taraftan bize ışık tutun, aydınlatın. Zannedersem 1,5 saat şu anda da
Yani yanlış bilgi vermeyeyim. Uçuştan bir buçuk saat önce. Kabin daha erken geliyor. Daha erken geliyor. Onların evet. da kendine göre prosedürleri var. Kaptan kendini dispatch eder. Şu anda self dispatch metodu evet. var. Bilgisayar sistemiyle kendini... Dispatch ofisten birileri gelip briefing vermez mi? İsterseniz gelir. Gelir. Yani evet. Sorularınıza mesela kötü kategoriler 2 olur, 3 olur. Bir ihtiyaç duyarsanız bunlar verilir. Oradan uçağa geldiğimizde de uçağın kendi teknik kitaplarına, teknik book diyoruz. Uçuşların yazıldığı, herhangi bir MEL olarak bir kriter var mı, yok mu? Bu MEL'deki yazılı olan husus bizim uçuşumuzu ne derecede etkiler? Planlamamıza nasıl, bu kokpit ekibi olarak, kokpitin içinde bunu tabii konuşuyoruz. Bu sırada yolcu hizmetleri dediğimiz sistem uçağa intikal eder. Efendim işte şu kadar yolcumuz olacak, şu kadar kargomuz olacak. Bu kargonun çeşitliliği var mı, yok mu? Yani bazen de danger gruplar oluyor. Evet. Bunları anlatır. yolcu ne zaman alınacağını söyler. Tabii kaptan kabin amirine diyaloğa girer. Kabinimiz hazır mı, değil mi? Yani uçak önce teknik olarak hazır olması lazım. Ondan sonra kabin olarak hazır olması lazım. Yolcular sayılıp her şey tabii, tamam. Tabii ondan sonra da döner yolcu hizmetlerine der ki uçak alımına müsaade ediyorum. Buyurun gelin. Onlar da yolcu alımını başlatırlar. Evet. Yolcu uçağa girdikten sonra da kesin sonuç bize bir log sheet olarak elimize gelir. İşte şu kadar yolcu, şu kadar kargo yüklenmiştir. Mesul kaptan bunu imzalar, kapılarını kapatar, uçuşa gider. Şimdi bu kadar kolay değil tabii. Değil. Kapıyı kapattınız. Tabii hani, yani yolcu tamam. Tamam, aldık yolcuyu. Her şey bitti. Körüktesiniz. Evet. Kapıyı kapattınız. Şimdi uçuş için gittiğinizi hayal edin. Evet. Oradaki nedir bir prosedür? Bir slotumuz varsa slota göre hareket edilir. Yoksa kapı kapandıktan sonra gerekli taksi müsaadeleri. Yani evet. önce kliranslarımız alır, taksi müsaadelerimiz alınır. Taksi müsaadesi dediğiniz? Yani kliransı aldıktan sonra motor çalıştırma, kulenin evet. müsaadesi olmadan, klirans verilmeden zaten hareket edemeyiz. Hı hı. Kliransımızı alırız, o kliransa uygun planlamamızı yaparız. Yani bulunduğunuz yerden pist başına gidecek o süredeki şeyleriniz. Bir de kalktıktan şeyleriniz. Sonra nereye tırmanacağız? Evet. Yani hangi grafiği uygulayacağız? Hı hı. Biz bunları SID diyoruz. Hangileri uygulanacaksa onu bize söyler. Kule bize bu şeyi bilgiyi verir. Bu bilgiyi aldıktan sonra işleriz ve motor çalıştırma, taksi müsaadesi ve pist başına geliriz. Gerekli bilgilendirme sıra gelince piste gireriz ve kalkışımızı verilen yönergeler çerçevesinde tamamlarız. Uçakta bir kalkış, normal seyir. Bir de iniş var. Evet. En rahat sizin için şey seyir bölümü. Tabii seyir bölümü artık kaptan monitöre geçmişti. Monitoring'tir yani. Evet. Uçağın motor saatinin normal olduğuna bakar. Bir de uçuşun aldığımız uçuş planına uygun, flight planına uygun oluşumuna bakar. Havada çünkü radarlar bazen başka bir nokta verebilir. Evet. Yani illa o flight planda güzergah değiştirebilirsiniz. Tabii, veya kaptan veya yükseklik radarda hava durumunu uygun görmeyebilir. Değişik headinglere, başlara dönmesini düşünebilir. Onun için kokpitin içinde iki kişi veya üç kişi olduğunda bir kişi istirahatlı oluyor. Hı hı. İki kişi tamamlı, devamlı karşılıklı söyleşi halinde. Peki yani, havada 3 pilot var. Biz de çok böyle evet. muhabbet esnasında da çok şahit olurduk. İşte dinlenenle muhabbet ederdik. Yer değiştiriyorsunuz. Mesela Chicago'ya giderken hangi saatler diliminde yer değiştiriyorsunuz? Diyelim ki 12 saatlik bir uçuş. Yani rakamları evet. toplam vereyim. 4'er saatlik şey yapılır. Dinlenme süreleri vardır. Ama tabii kalkanın 4 saat bir yani iki numaranın böyle bir istirahat süresi olmuyor. Çünkü irtifa alıncaya kadar o da kokpitte. Evet. Yani hemen tayara gidip de öyle uyku yok. Uyku yok. Tayara kalkar. Ondan sonra mesul kaptan der ki siz buyurun der. O istirahate gider. Yemeğini yer. Hı-hı. İstirahat eder. Sonra mesul kaptan gider. O da istirahat eder. Sonra first officer. Ama tabii first officer bir de iniş bölümü kalıyor. Tabii inişten yani descent point'e gelmeden ikinci pilot yerine gelir.
Bu sefer iniş hazırlıkları başladı. Peki geldiniz ve iniyorsunuz. Evet. Tekeri koydunuz. Uçak nasıl durdurulur yerde? Kaç tane fren sistemi var? Biz bunları merak ediyoruz. Şimdi şöyle şey yapayım. Daha capture olduğumuz noktadan girelim. Tayyare glide slope'a capture olduktan sonra süzülüşüne başlar. Belirli bir açıyla, ILS açısıyla uçak o meydanın pist başına doğru süzülür. Bunların açı değerleri vardır. ILS dediğimiz aletleniş. ILS tabii. Geliriz, otururuz. Oturduktan sonra yani pistte tekeri koyarsınız. Tabii tekeri koyduk. Manuele geçtik. Evet. Ama uçakların kendilerine göre has prosedürleri vardır. Mesela otopilottan cancel edersiniz. Tayyarenin 3 tane uçağı durdurmak için aparatı vardır. Birincisi bildiğiniz tekerlek frenleri. Evet. Yani iniş takımlarının üzerindeki lastik tekerlerin balata sistemidir. Bir speed brake dediğimiz kanatların üzerinde indikten sonra spoiler böyle bakarsınız de. Bir levha gibi bir şeyler kalkar. Bu speed brake kanat üzerindeki sınır tabakasının kanattan ayrılarak suratın düşmesini sağlar. Hı hı. Yani kaldırma kuvvetini azaltır ve surat adı da zaten speed brake'dir. Yani surat freni. Evet. Bunlar inişte mutlaka arm edilir. Havacılıkta bir tabiri vardır arm. Yani arm ettiğiniz zaman o sistem artık aktiftir, kullanılacak demektir. Bu yapılır. Bir de uçağın en büyük avantajı reverse dediğimiz motorlar üzerindeki tabii bir sistemdir. Uçak geldi, körüye yanaştı. Yolcuyu indirdiniz. Burada uçuş ekibi hangi prosedürde takip ederek uçağı kokpit, terk ediyor? Kokpit. Önce uçağın motorlarını tabii durduruyor. Bundan sonra checklistler vardı. Bütün checklistleri sırasıyla yapar. Aşağıda teknik ekip gelir. Yükleme ekipleri gelir. Teknik ekip harici takatın bağlandığını ikaz ettikten sonra veyahut da APU çalışıp onbas, APU çalışarak uçak terk edilmez. Çünkü çalışan bir mekanizma. Evet, mutlaka teknisyeni görmeniz lazım. Teknisyen efendim APU çalışsın derse gidersiniz. Yoksa onu da kapar, uçağı komple sıfırlarsınız, cancel edersiniz. Pilot olarak unutamadığınız bir uçuş anınız var mı böyle yaşadığınız? Yolcu uçağında motorum durdu. Nerede mesela? Nerede durdu? Bombay'dan, yani yeni adıyla Mumbai'den kalkmıştık. November Golf. Eskişehir'e gelirken bir kış günüydü. Önce jeneratör ikazı verdi sağ motor. Tabii Airbus prosedürlerde ECM action diye bir tabir vardır. Yani ECM ne derse o yapılır. Kesinlikle yorum yoktur. Evet. Onun dediklerini yaptık ve en sonunda engine 2 master off. Yani 2 nolu motoru durdurmak zorunda kaldı. Tek motorla indik şeye. Kaptan teşekkür ediyorum ben katıldığınız teşekkür için. Sağ olun. Ben bilgilendik. Teşekkür ederim. Sağ olun.